Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Görmüş olduğunuz gibi traktörümüzün tepe lambasını geçen çay biçerken ne yazık ki dala çarpıp kırdım. Yani gerçekten kötü bir son oldu tepe lambası için. Şimdi iki tane tepe lambamız gelmiş. Bu videomuzda tepe lambalarımızı yerine takacağız. İkinci tepe lambamızın montajının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir de aynalarımızın altına ufak geniş açılı aynalar var. Onları takacağım. Yani böyle ufak tefek eklemeler yapacağız. Bir de şurada bir kutumuz var. Gelin hep birlikte bakalım kutumuzda neler varmış. Şimdi bir tane şöyle tepe lambası var arkadaşlar. Şunu göstereyim. Aynı şekilde diğer taraf için bir tane daha tepe lambası var. Bir de diğer tarafın tepe lambasını takabilmemiz için bağlantı mesleği de göndermişler. Bunu da şöyle göstereyim size. Bu arada bu paketi bana gönderen başta Akko Pazarlama Müdürü Emre Akbaş olmak üzere Massey Ferguson Türkiye ailesine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz gelin bunları yerine takmaya başlayalım. Önce şu kırılan tarafın tepe lambasını takalım arkadaşlar. Yerine oturtup hemen kelepçesini sıkalım. Evet, bunu taktık takmasına da. Bu çok kolay oldu arkadaşlar ya. Ne yapsak ki? Dur, ne iyisi ben bunu çıkartıp tekrar takayım. Şimdi arkadaşlar şaka bir tarafa, diğer tarafı takabilmek için bakın şurada iki tane zaten cıvata yeri var. Önce bu cıvataları alyan anahtarla açıp çıkartıyoruz yerinden. Bunlar üzerinde geliyor traktörün. Bu da çıktı. Kablo bağlantısı için de bakın burada bir tane lastik takoz mu denir ne denir öyle bir şey var. Bunu bir çıkartalım yerinden. Bakın zaten içinde kablosu geliyor. Soket zaten. Bu soketi getip direkt buna takıyoruz da şuradan su almaması için bu takosu kesip bu kabloyu ben bunun içinden geçireceğim. Şöyle bıçakla öyle keseceğim şimdi bunu. Arkadaşlar şu an fark ettim de şurada bunun bir kapağı varmış. Bakın bu soketin buradan bu kapağı çıkarttığımız zaman şu kablolar zaten çıkıyor. Şimdi bu açtığımız kesikten bunu rahat bir şekilde sokabiliriz gördüğünüz gibi. Ha, bu kapağı takmasınız da olur da benim takmamdaki gaye buradan yağmur yağdığı zaman falan içeri su almasın. Bakın şu an sıkı bir şekilde girdi. Burada tekrardan yerine takıyoruz. Evet. Soketimizi de takalım arkadaşlar. Takosumuz da girdi. Şimdi tek yapmamız gereken bu iki tane cıvatayı yerine sıkmak. Evet, mesnet bu kadardı. Tepe lambamızı da takalım yerine. Bakıyoruz. Bu taraf çalışıyor. Diğer tarafa bakalım. Evet, aynı şekilde diğer tarafta çalışıyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi tepe lambasını takmak son derece kolay. Eğer siz de bu videoyu izleyip de ikinci tepe lambasını takmak isterseniz yapmanız gereken tek şey bir tane bağlantı mesnediyle tepe lambasını almak olacaktır arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu motosikleti de yeni aldım böyle boş zamanlarımda dolaşmak için. Mondial RX1i Evo modeli. Şöyle bir çalıştıralım bakalım. Evet. 125 cc 4 zamanlı bir motosiklet arkadaşlar. Yani başlangıç motoru kısacası. Şu anlık ehliyetim olmadığı için motosiklette videolar çekemiyorum. Sürücü kursuna yazıldım. Ehliyetimi aldıktan sonra eğer siz de isterseniz motosiklette de videolar gelecek.
Bu da bu şekildeydi. Şimdi isterseniz gelin aynalarımızı takmaya geçelim. Önce şu aynamızı yerinden çıkartalım, kolay çalışmak için. Aynamızı şöyle koyalım. Evet, bahsettiğim geniş açılı aynalar da bunlar arkadaşlar. Şu şekilde bunun altına gelecek bunlar. Tabii bunu montajını yapabilmek için şu demiri uzatmamız gerekiyor. Onun için şöyle bir demir aldım, hemen bunun içine geçen bir demir. Şöyle geçiyor bunun içine. Bu aynayı da buna takıyoruz. Şu an takamadım. Heh, girdi. Daha sonra bu da burada sabit kalması için her iki demiri birden delip şöyle bir cıvatayla sabitleyeceğim bunları. Bu arada bu aynaları sipariş vermek isteyenleriniz için açıklama kısmına gerekli bilgileri bırakıyorum. Bu kadar. Evet arkadaşlar, demirler tamamdır. Diğer tarafın demirini zaten önceden yapmıştım, o hazırdı. Şimdi son olarak bunları bir boyayalım. Daha sonra yerlerini takalım. Evet arkadaşlar, bunlar da kurudu. Şimdi hemen takalım yerine. Cıvatasını da sıkalım bunun da hemen. Ya yaptığım şey arkadaşlar, aynanın demirini birazcık uzatmak oldu. Onun için de orijinal demirin içine giren bir tane demir aldım. Tam ortalamak için birazcık bunu eğmiştim daha önceden. Videoda göstermedim ama yani bir çekiç yardımıyla kolaylıkla eğiliyor zaten. Daha sonra yerini ayarlayıp delip cıvatasını taktım. O kadar. Bir de boyadık yani. Ne oldu? Burası diş atladı. Evet. Bakın taş gibi oldu valla. Bunu da hemen şimdi geçici olarak bir takalım şuraya. Tam ayarlamasını traktörün üzerinde yapacağız. Anahtarı nereye gitti bunun? Yalnız tepe lambalarımız da parlıyor he. Maşallah. Yani şu an açısı güzel arkadaşlar. Açısını vallahi tam tutturmuşum. Bu birazcık dönecek. Şöyle çevirelim. Yani bu kadar olur. Evet, bu da tamamdır. Vallahi güzel oldu ha. Şimdi arkadaşlar şu ortalığı toplayalım. Şimdilik burada dursun. Çekiç yerine. Bu da burada dursun. Matrasın başını çıkarttık. Bunu da yerine koyalım. Evet, ortalık da tamamdır. Şimdi ufak bir tura çıkalım bakalım.
Evet yavrum be. Ya uğraştık ama emeğimize değdi arkadaşlar kesinlikle. Aynalar olsun, tepe lambaları olsun şu an ateş ediyor traktör. Neyse artık arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.